Tam 17 gün oldu. Narin 17 gündür kayıp. 21 Ağustos'tan bu yana Narin aranıyor ama hiçbir türlü kendisinden bir iz bulunamıyor. Dün bir haber paylaşmıştık. Bu ilişki yasak aşk mı diye. Çünkü bazı bulgular bunu gösteriyordu. Benzinlikteki olay özellikle bunu birazcık daha netleştiriyordu. Ama bugün Diyarbakır'dan çok önemli bir bilgi daha aldım. Gerçekten şok edici bilgiler. Yani amcanın aslında ne olduğu, nasıl bir adam olduğu. E, köy onu ne kadar çok seviyordu ya da ne kadar sevmiyordu ama gerçekten köy korkuyor mu? Bunlarla ilgili detaylı bilgi toplamaya çalıştım ve Diyarbakır'daki dostlarımı Tavşantepe'ye yakın olan e, arkadaşlarımla konuştum. Birazcık bilgi toplamaya çalıştım. Yani bu olay nereye gidiyor? 17 gün. Koskoca 17 gün. Ne yapmaya çalışılıyor? Aile neden bu kadar susmuş? İşin içinde nasıl bir gizem var? Bu kadar gün sonra Narin'in hayatta kalma şansı ne? Çok çeşitli iddialar var, çok çeşitli iddialar var. Bunları da dile getireceğiz. Yine tekrar ediyorum, televizyonda asla duyamayacağınız konularla karşınızdayım. O zaman başlayalım. 17 gün oldu ile ilgili haber alınamadı. Narin ne yapıyor, nerede, nasıl bir hayat sürüyor, Narin yaşıyor mu, ızdırap mı ediliyor, işkence mi edildi, öldürüldü mü? Aç mı bırakıldı, susuz mu bırakıldı? Bu konuyla ilgili çok fazla bilgi alınamadı. Fakat gelen haberler gittikçe tüyleri ürperten bir hale geliyor. Amca kasten adam öldürmek ve kişiyi özgürlüğünden alıkoymaktan dolayı tutuklu. Konuşmuyor amca. Amcanın avukatı ise kusuz yargılama talebinde bulunuyor bir maddi delil olmadığı için, ceset ortada olmadığı için kasten adam öldürmekten bu adamı içeride tutamazsınız diyor. Kendisine göre haklı. Ama arabadaki deliller ve görgü tanıkları bunu göstermeye başladı. Çok ilginç olaylar oldu. Bu ilginç olayları tek tek sizlerle paylaşacağım. Öncelikle şimdi köyde öğrendiğimiz şey amca Salim Güran'ın aslında bir tefeci olduğunu, çok büyük bir tefeci, güçlü bir tefeci olduğunu, tefecilik yaptığı için de çok kısa bir sürede ekonomik bir zenginlik elde ettiğini, ve köylülerin de ya da mahalle diyelim aslında orası bir köy ama biliyorsunuz yeni yasaya göre büyük şehirlerde mahalleleşti o köyler. Tavşantepe mahallesinde çok etkili bir isim olduğunu ve oradaki vatandaşların da ondan korktuğunu duyduk. Şimdi buraya baktığımız zaman bir tefeci. Şimdi tefeci deyince aklınıza ne geliyor? Şöyle iyi bir insan gelmiyor değil mi? Halim, Selim, Şerefli, Haysiyet, Doğu, Dört Dörtlük bir insan gelmiyor aklınıza bin bir türlü iğrençlikler gelebiliyor. Çünkü tefeci demek zaten iğrenç insan demek. Amcanın büyük bir tefeci olduğu iddiası önemli bir konu. Tabi e, tefeci iddiasının yanında şöyle bir iddia daha güçlü bir iddia. Dün konuşmuştuk yasak aşk mı diye. İddia güçlendi. Aslında dediler ki bütün köydeki erkekler köyden boşaltılmıştı. Yani düğün için işte bir yerlere gönderilmişti ve gitmişlerdi. Hatta ilk ifadede de Amca da ben de köyde değildim ki ben Batman'daydım dedi. Anne de aynısını söyledi. Erkekler yoktu. Sadece yaşlı erkekler vardı. Onun dışında diğer erkekler, gençlerin hepsi şehir dışında, köyün dışındaydı dedi. Fakat ne oldu peki? Daha sonra çok fazla çapraz sorguya girince ve amcanın da HTS kayıtlarında Batman'da olmadığı anlaşılınca köy ve köy civarında olduğu anlaşılınca anne benim kafam karışmıştı. Ben gördüm Narin'le amcası oynuyordu. Ben de balkonu yıkamaya gitmiştim dedi. Amca da birden evet ben de köydeydim dedi. Şimdi bu çelişkili ifadeler ortaya çıkınca amca ile ilgili çok ciddi e, şüpheler de ortaya çıktı. İşte bu şüphelerden biri acaba Narin'in annesiyle yasak aşk mı yaşıyordu? Narin buna tanıklık mı etti? İşte büyük bir iddia, güçlü bir iddia. Bugün konuştuğum bir görgü tanım şöyle söyledi. Görgü tanık demeyeyim de duyum alan Diyarbakır'dan bir arkadaşım şunları söyledi. Dedi ki, amca oranın en büyük tefecilerinden biri kardeşim dedi. Hatta köyün imamıyla birlikte iş yapıyor dedi. Köyün imamı da bir tefeci. Biz ilk olay olduğunda köyün imamından aslında şüphelendik. Acaba köyün imamı mı kıza bir şey yaptı diye bir şüphelendik. Fakat daha sonra fark ettik ki amcayla anne arasında bir ilişki var. Aslında Narin camiden çıkıp eve doğru gittiğinde evde annesiyle amcasını yakalıyor ve bundan dolayı da Narin'i amcası darp ediyor darp edince de bundan kurtulmanın yolunu seçiyor. İşte o kayıp saatler, kayıp dakikalar. Amcanın ben köyde değilim dedikten sonra çıkan görüntülerde köy okulunun kamerasına takılması gibi, benzinliğe gitmesi gibi. Benzinlikteki görgü tanığı ne dedi? Arabada bir tane kahverengi battaniye vardı. Onun içinde Narin'i sarmışlardı. Ölmüştü ya da baygındı. Ama Narin o arabadaydı. Amca benzinliğe benzin almaya gelmedi. Islak mendil aldı. Dört paket ıslak mendil aldığı söyleniyor. İddia bu yönde. Yani arabanın her tarafını o ıslak mendillerle delilleri karartarak silmek istemiş. 4 paket ıslak mendil almış. Ve daha sonra oradan uzaklaşmış. Dün e, benzinlikteki ifadeleri verdik. Benzinlikteki ifadede ne diyordu arkadaş? Görüntülerde vardı. Ben görüntüleri jandarmaya verdim. Jandarma da bunu paylaşma dedi. Bu adam hatta it salim demişti. Yani o kadar sevmiyor. Bu adamın çevresi çok geniş, insanlar da konuşmaya korkuyor demişti. Sonra köyde ne oldu biliyor musunuz? Köydeki hane sahipleri evlerine kamera taktılar, güvenlik kamerası. Güvenlik kamerasının takmasının sebebi neydi biliyor musunuz? Eğer Salim şimdi bir adamına söyler, giderler kızın cesedini bir yerden çıkarır getirirler, bizim evimizin önüne atarlar. Cinayet bizim üstümüze kalır, bizim üstümüze yıkılır. Yani aslında güvenlik kamerasını takılma amacı insanların kendileri güven alması. Bu cinayeti bizim üstümüze yıkmasınlar. Bundan dolayı herkes güvenlik kamerası takmış. Şimdi bir iddia daha var. Adem diye bir sosyal medyada, Dem TV diye bir YouTube kanalında şöyle bir iddia var. Güya biri ulaşmış, köyün Narin akrabalarından biri kendisine ulaşmış ve demiş ki Narin Diyarbakır'da bulundu bir hastanede şu an yaşam savaşı veriyor. Yoğun bakımda olduğu için hayati mücadelesi devam ettiği için şu an duyurmuyorlar. Amcadan itiraf almaya çalışıyorlar. Eğer kız yaşarsa ondan sonra duyumu gerçekleştirecekler. Bir hastanede gizli tutuluyor denilmiş. Şimdi doğru yalan bilmiyoruz iddia. Bana çok gerçekçi bir iddia olarak gelmiyor. Çünkü bu bulunsaydı deli gibi yayın yapılırdı bu konuyla ilgili yani bulduk işte Nari'ni inşallah yaşayacak diye şu an açıklama yapardı. Çünkü şu an bulunmaması devleti de aciz gösteriyor. Devlet kendini acizliğinin üstünden atmak için bunu mutlaka dile getirirdi. Şimdi e, şimdi olay şöyle geçiyor. Aslında ben Narin'in bir gününü önce sizlerle paylaşıp üstüne beraber konuşalım. Siz de e, yorumlarda fikrinizi dile getirirsiniz. Çünkü birlikte sizin yorumlarınız da çok aydınlatıcı oluyor. Geçmiş videolara yaptığınız yorumlarda gördüm. Çok İyi fikirler vardı. Oradan araştırmaya koyuldum. Konularda var. Şimdi 13.50'de yani 21 Ağustos'ta Narin'in kaybolduğu gün. 13.50'de Narin camideki kursa gitmek üzere evlerinden ayrılıyor. 14 gibi 69 yaşındaki büyük amcası Hüseyin Güran'ın evine uğruyor. Oradan da camiye geçiyor. Saat 15.05 gibi ise camiden çıkıyor. 15:15'te okulun önünden geçerek eve giden patikada, patika yola giriyor aile üyelerinin beyanlarına göre bu saatlerden sonra yakınlarından kimsenin ağrıları bir daha görmüyor. Aile üyeleri diyor ki 15 yani o görüntü kamera görüntüsü çıktıktan sonra söylüyorlar tabii. Diyorlar ki bu görüntüden sonra saat 15-15'ten sonra biz bir daha kızı görmedik. Yani patikadan eve giderken anne şunu söylüyor eve gelmedik diyor. Şüphe bir. 15-15 önemli. 17.40. 40 Alınan diğer ifadelere göre Nari'nin evlerinin yaklaşık 300 metre, uzağındaki caminin oradaki iki kişi tarafından görüldü. Şimdi 15-15'ten sonra bir daha kız görülmemiş, kaybolmuş diyen ailenin ifadeleri var. 17 ise iki kişinin ifadesi var. Narimi gördük diye. Geliyoruz 17 17.50'ye. 17-50'de Narim büyük amcası Hüseyin'in evine giderek kapıyı çaldı ve kuzenleriyle kapıda görüştü. 18-47'de arkadaşı M ile karşılaştı. Dün de söyledik ya pedagog eş, psikolog ve pedagog eşliğinde ifadesi alınacaktı o kızın. Alındı. Kıza, e, kız ona oyun oynayalım diyor. Narin de oyun e, Narin'e oyun oynayalım diyor. Narin ise çok yorgunum. Oynamayalım diyor. Narin yorgun olduğunu söylüyor. 18.59'da kamera kayıtlarına göre şüpheli amca Salim Güran arabasıyla evlerinin önünden ayrılarak okul tarafına doğru gidiyor. 1. Bu kız 17.47'de arkadaşının evine geliyor ya. Yani eve gidip bir şeyleri görüp döndükten sonra amcası onun peşine düşmüş olabilir. Ve sonra yakalayıp götürmüş olabilir. Burada bir soru var. İkincisi de 19.30'da Nari'nin ailesi tarafından aranmaya başlıyor. Şimdi 15-15'te kaybettiğiniz kızı, bir daha haber almadığınız Kız 19-30'da mı aramaya başladı? 15-15'te kayıp oldu dediğiniz kişiye niye 19-30'dan itibaren arıyorsunuz? Bu kadar 3 saat nerede? hatta 4 saatlik bir zaman dilimi var. Ee, okulun önünden geçip eve gidiyor. O sırada işte ailenin onu görmedik demez. Yani kız aslında o patika yoldan 15-15'te. Okulun önündeki o patika yoldan eve gidiyor. Evde bir şeyler görüyor. Ve bir şeyler gördüğü için susturulmak için kız ortadan kaldırılıyor hikaye buraya doğru çok net gidiyor. Yani bu, bu saf çok daha güçlü bir saf aslında. Yani önceden de diyorduk ki ya yok şöyle olur böyle olur. Şimdi ben Nari'nin annesinin görüntülerini de izledim. İşte Didem Arslan'a çıkmışlar televizyona. Kadın ne diyor biliyor musunuz? Allah devletten razı olsun, Allah şöyle olsun, Allah böyle olsun falan filan diyor. Kızının bulunması için hiçbir yardımda bulunmuyor. Sadece devletin çok çalıştığını, emek verdiğini söyleyerek hedef şaşırtıyordu. Kızının bulunması için herhangi bir tüyo, herhangi bir bilgi ipucu vermiyordu. Daha çok kızı bulunmasın diye, zaten bulunmayacağını da kendisine göre bildiği için, olabildiğine Allah devletten razı olsun, valla çok uğraştılar, çok kendini yordular falan diyerek aslında konu biteceğini. Çok büyük bir iddia daha var, güçlü bir sav. Aslında aile çocuk kaybolduğunda evet haber veriyorlar tabii Diyarbakır halkı ayağa kalkıyor falan ama e, bunu tahmin etmiyorlar. Diyorlar ki iki gün ararlar bulamazlar sonra devlet dosyayı kapatır gider. Türkiye'nin bu kadar sahipleneceğini düşünemediler. Bu kadar çok sahiplenince bunların ifadeleri çelişmeye olaylar karmaşık hale gelmeye başlamıştı. Halbuki hikaye şöyle bitecekti. Ben Batman'daydım yahu diyecekti. Kadın da evet diyecekti. Ben işte çıktı gitti bir daha bulamadım kızımı diyecekti. Ve hikaye hadi etrafa bakalım, daha taşa bakalım, soruşturalım, iki anos geçelim. E bulamadık. İnşallah bulunur deyip çekilip gideceklerdi. İhbar bekleyecekti devlet birilerinden. Fakat devlet bunun üstüne çok düştü. Kamuoyu bunun üstüne çok düştü. Hani önce anne ve kadınları koruma derneğinin başkanının bir açıklamasını verdik ya. Önce duyulmuyor. Duyurmak da istemiyor aile. Köyden çıksın istemiyor bilginin. Ama daha sonra bu Diyarbakırlı vicdanlı vatandaşlar sayesinde sosyal medya ve medya üzerinden çok ciddi bir yayınlanma ve yayma süreci başlıyor. Bu başlayınca köy halkı daha doğrusu köyün muhtarı olan amca Salim Gülen ve anne aslında şok oluyor. Şimdi oralarda şöyle işliyor. Anneyi öyle yakalarsan bir yasak ilişkiyle yakalarsan baba anneyi öldürür. Baba anneyi öldürürse o adamı da orada yaşatmazlar muhtarı da. Muhtar o köyde kalamaz. Ya öldürürler ya da kovarlar. Yani toplumun tamamı bunu reddeder. Yani bunun infazını gerçekleştirirler, infaz kararı verirler. Bu süreç bundan dolayı e, netleşemiyor. Bu ortaya çıktığında hatta narenin ortadan kaldırılma, susturulma, yok edilme arzusunun altında da bu neden yatıyor. Rezil olup hayatını bitirmeme. Ya madem rezil olmayı düşünüyorsun. Sizin için rezil olmak bu kadar önemli. Niye o rezilliği yapıyorsunuz ki? Rezilliği yapmazsan rezil olmazsın. Hikaye bu kadar basit. Her rezilliği yapın abi ama ortaya çıkmasın. Dört duvar arasında her halt yiyin. Ortaya çıkınca da çocuk, küçücük çocukları katledin. Mahvedin. Ya bu mu sizin ahlak anlayışınız? Bu mu sizin onur? Onurlu insanım, şerefli insanım, onuruma, şerefime laf gelmesin. Yani duymazlarsa sıkıntı yok. Yapmakta sıkıntı yok. Buradaki asıl ahlaki sorun onu yapmanız. İnşallah iddia gerçek değildir. İnşallah kız yaşıyordur. İnşallah kız bulunur. Çünkü çok enteresan şeyler var. Yani e, hikaye dönüp dolaşıp yasak aşk hikayesi etrafında dönülüyor. Çünkü amca doğru düzgün hiçbir şey açıklamıyor. Susuyor adam. Yani... Tabi avukatı da enteresan. Yani bu adamın nasıl avukatlığını yaparsın ki ya? ya? Bir çocuk kaçırılmış. bir çocuğun hayatı söz konusu. Sen diyorsun ki bu tutuksuz yargılansın. Okey anlıyorum. Herkesin savunulma hakkı vardır falan filan. Masumiyet karinesi falan filan. Okey. Ya delil bulunmuş arabasında. Görüntüler ortada. Senin müvekkilin yalan söylemiş. Buna rağmen onu savunmaya utanmadan konuşmaya... Devam Yarın gerçekler ortaya çıktığında bir avukat olarak Diyarbakır'da bir çocuğu katleden bir adamın avukatı olarak nasıl insanların yüzüne bakacaksınız? Keşke müvekkillerinizle konuşup itirafçı olmaya zorlasaydınız. Evet Salim çok zengin. Çok bu tefeci çok zengin olduğu için de deli gibi para basmıştır size. Ama işte bazen para vicdan e, vicdanın önüne geçebiliyor. Şimdi anne, ben anneyim, bana sorular soruyorlar, benim kafam karışıyor, ben acılı bir anneyim acısının arkasına saklanıyor. Sosyal medyada da bu çok konuşuluyor. Sen acılı bir anne olabilirsin ama senin çocuğun daha büyük acılar çekiyor olabilir. Ölürken de eğer ölmüşse yine büyük acılar çekmiş olabilir. Senin acın onun yanında zerre bile değil. Küçücük çocuğu mahvetmişsiniz. Doğru düzgün analık yapamamışsın. Göndermişsin Kur'an kursuna. Evinde yatmışsın, oturmuşsun. Finalde de gelmişsin. Ben çok acılı bir anneyim. Yahu Allah aşkına önce annelik yapın sonra da acılı anne olun. Yani hikaye bu kadar basit. Acının arkasına e, annelik acısı. Propaganda. çocuk yok ortada yok. 17 gündür çocuk ortada yok. Ben acılı anneyim. Onun için çok konuşurken dilim sürçebiliyor. Dilin sürse keşke. Dilin kötüye sürçüyor. Çocuğu bulmaya dair, çocuğun yaşamına dair, çocuğun bir ipucuna dair hiçbir açıklaman yok gizlemeye dair çok. Müthiş. Anne verdiği çelişkili ifadeler, daha doğrusu ailenin tamamı verdiği çelişkili ifadelerden dolayı kamuoyunu ve devleti adli makamları yanlış yönlendirdi. Bu arada yeni bir gelişme de oldu. Mezarlıkta bazı bulgulara rastlandı. Biliyorsunuz dün mezarlık böyle yeraltı kameralarıyla, görüntüleme cihazlarıyla, son teknolojiyle e, görüntüleme alındı. Ve orada da bazı bulgulara rastlandı, söylendi. Ama aldığımız duyumlarda o bulguların Narin'e e, ait olmayacağı büyük ihtimalle görünüyor. Çünkü yani eve çok yakın bir yere gidip gömmezsiniz. Herkes görür onu gömerken en azından. O gündüz vakti falan. Dolayısıyla o arabadan geçerken hani okulun kamerasına takılan amcanın arabasında muhtemelen Narin, vardı. Ve Narin'i orada ortadan kaybetmek için götürüyorlardı. Yine söylüyoruz, yani inşallah e, bütün savlarımız, bütün düşüncelerimiz, bütün iddialar yalan çıkar ve Narin e, yaşar, yaşamış bir şekilde, hayatta bir şekilde, canlı bir şekilde Türkiye'ye kavuşur diyelim. Çünkü artık annesine falan demiyoruz. Çünkü onlar çok mücadele etmiyor. Türkiye mücadele ediyor. İnşallah da Türkiye'de, e, Türkiye'ye hep beraber Türkiye'deki bütün vatandaşı olarak hepimiz hep birlikte mutlu oluruz Nari'nin yaşadığını duyarak. Ama dediğimiz gibi çok 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 düşük bir ihtimal. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada köyde bizi izleyenler varsa o köyde bildiğiniz bir şey varsa lütfen aşağıda mail adresim var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Ve yorum olarak da yazabilirsiniz. Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. İsminizi gizli tutarım. Öyle paylaşırım. Bundan emin olabilirsiniz. Bugün aldım bilgilerde de isim vermediğim gibi. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah çocukların güldüğü, mutlu olduğu, çocukların ve çaresiz hayvanların daha mutlu, daha müreffeh, daha sağlıklı yaşayacağı bir Türkiye, bir toplum dileyelim. Görüşmek üzere.